Herkese Burhaniye Ören Mahallesi'nden günaydınlar. Sabah 9.30. Sisli bir hava. Deniz sakin. Dalga yok. Hava kapalı. Bir de bu şekilde görüntüsünü alayım dedim. Sabah yürüyüş yapanlar var. Spor aletlerinde sporunu yapanlar var. Yürüyüşe gelenler var. Evet. Kedi de acıktı herhalde. Çok mu acıktın sen? Nereye gidiyorsun bakayım? Hı? Sana da mama veririz. Ama kedi maması kalmadı herhalde. Köpek maması yaklaşık bir 10 kilo falan rahat var. Kedi mamasını bitirdik. Tekne limana doğru giriş yapıyor. Büyük bir ihtimalle balık vardır. Limana doğru gidiyorum. Balıklarım yok mu? Bir bakarım. Demokrasi Köprüsü'nden geçtik. Dereyle denizin birleştiği yer. Kafe, restoranlar açılmaya başlamış. Balık varsa akşama iftarlık balık alabilirim. Bilmiyorum burada bu şekilde yani tekneler yanaşıp satıyorlar mı yoksa toptan olarak balık haline mi götürüyorlar? Onu da öğrenmiş oluruz. Ören Mahallesi gerçekten güzel yer, küçük bir yer. Hava kapalı. Bugün belki yağmur da yağabilir. Çünkü genelde Balıkesir yağışlı gözüküyor. Su çok sakin. Çok çok atmışlar. Belediye her tarafı çöp konteyneri, çöp kutuları koymuş. Buna rağmen insanlar denize şunu buna ip atmışlar. Yazık. Kedi. Ne yapıyorsun bakalım sen? Ne yapıyorsun?
Gel pıs pıs pıs. Ya şuradan bir yürüyüş yapacağım ya. Buradan böyle. Limanı hem çekmiş olayım hem de Fener'e kadar bir yürüyüş yapayım. Güzel tekneler. Hem de Şarköy'de. Şarköy limanında 5 metrelik ahşap. Dizel katana motorlu. Güzel bir teknemiz var. Vallahi biz de çıkıyoruz Şarköy'de olduğumuz zaman. Tekneyi komşum Sadık Bey'le birlikte aldık. Erdek'e gittik Erdek'ten. Rahmetli Hüsnü Kaptan, Allah rahmet eylesin. Onu da yakında kaybettik. Tek başına Erdek'ten önce Karabük'e, ki Karabük'e gelirken biz de arabayla gitmiştik. Onu orada karşılayalım dedik. Fakat bir dalga çıktı, bir dalga patladı. Korktuk. Acaba dedik gelebilir mi? İnanın 4 saat sonra Erdek'ten Karabük'e giriş yaptı ama çok korktuk. Sonra da Karabük'ten Şarköy'e getirdi. Mekan cennette olsun. Satılık tekne. Şöyle manzara. Günaydın. Günaydın abi. Balık satıyorlar mı teknelerde? Vallahi çıkan çok yok abi ya. Yok mu? He. Ama satıyorlar değil mi genelde? Bulabiliriz yani öyle. Valla genelde kooperatife veriyorlar. Şurada balıkçılar var ya yan yana. He, şu ileride En diyorsunuz. sondaki kooperatif. Buranın Oraya balıkçıları veriyorlar. ona veriyorlar. Anladım. Belki Ama dedim. çok çıkan da yok. Ben de daha dün geldim. Ben çıkıyorum da. Tekneyle çıkıyorsunuz. Aha, teknem var. İşte dün akşam geldim. İstanbul'dan geldim de Öyle işte mi? Çok güzel. yarın başlayacağım. Eğer öyle olursa şey yaparız. Benim de var. Benim de Şarköy'de teknem. Limanda orada. Öyle mi? Balığı seviyoruz. Balıkçılığı da seviyoruz. Çıkıyoruz da. Öyle de görünce kaç Yapalım. metre? 5 metre falan? 7. 7 metre büyüksün o zaman. 7. Gayet güzel. Benim 5 metre küçük ama güzel katana motor işimizi görüyor. Ahşap Benim de şimdi olmasa. 14,5 şey var. Kuba Tumarin var. Tamam. Canavar gibi yetiyor işte ya. Çok 6 mil iyi. yapıyor daha yeter. Ne Çok yapayım? iyi. Biz de Gönen'den geldik. Karavan da var. Hanımla beraber. Öyle. İşte dün akşam hem bir gezelim dedik. Hem de ya ilk defa geldim buraya tesadüf girdim ama Ören Mahallesi gerçekten güzelmiş. Çok güzeldir. Çok güzel de yalnız maalesef işte çok duyarlı olmak lazım. Çöp. Çöp. Limandakilerin hiçbir işte bak gördüğün gibi Evet, abi. evet, evet maalesef. Şey denizin içine de atmışlar öyle baktım. Ya Yaz. kullanıyorsun, gelirken getiriyorsun, Evet. giderken de götür. Bak işte abi atmışlar. Doğru. Yazık ya. Abi. Yazık. Yani. Teknenin içinde. Öyle mi? Yiyip içiyorsunuz eyvallah da. Onu mu teknenin içine atmışlar? Ha. Çöp. Yazık ya bu Daha kadar da var da olmaz. temizleyeceğim şöyle bir bakayım dedim. Evet. Şeye kadar sona kadar buraya gidebiliyoruz değil mi? Yürüyüş yapabiliyoruz. Daha Sıkıntı ders yok. yok. Sıkıntı yok. Yürüyebilirsin abi. Tamam. Teşekkür ederim. İyi Rica günler. ederim. Sağ olun. Evet. Vatandaşlar sohbet ettik. 7 metrelik teknesi varmış. Az önce giriş yapan onun teknesi herhalde. Ama maalesef işte çöpleri neden böyleyiz ya? Neden böyle duyarlı değiliz bilemiyorum. Yazık ya. Görüntü kirliliği. Ya vatandaş gerçekten duyarlı olması lazım. Yani. Ya çok bidona olmaz. Tamam. Eyvallah. Hadi atın o. Eyvallah olmaz bu işin ya. Ne şey ya.
Kızım ben de şimdi sinirlendim yani. Hiç hoş bir durum değil yani ya. Yazık ya. Her taraf ya, her taraf yazık. Ne olacak böyle ya? Nasıl önüne geçeceğiz bunu böyle biz? Çöp, çöp, çöp. Limanın girişi. Liman giriş aldı. Ha, balık sormadım ya. Oltalar arabada. Dört tane oltam var. Getirdim hepsini getirmedim. Balık. Ne olabilir buralarda? Kefal olabilir. Bilmiyorum. Mırmır var mıdır acaba? Balıkçı, balık ekmek. Teknede büyük bir teknede. Herhalde bir 30 metre var. Rahat. Onu da satış yapıyorlar demek. Evet. Buradan da böyle. Ören Mahallesi'nin manzarası. Evet. Karavan karşıda. Dediğim gibi deniz çok sakin. Abla. Hoş merdiven hafif. Az kalsın düşeceğiz de yani. Karşıya bakarken. Bugün fırsat bulursak buraya kadar birkaç kilometre yanına yürüyüş yaparız. Tabii ki fırsatımız olur. Mutlaka olacak. Bir yürüyüş yaparız. Oradan da videosunu çekerim. Şimdilik bu kadar.